Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42'den Çelik Kayalarla Geziyorum programımız ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine bizler bir iftar saatinde sizlerleyiz. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Bugün sizlere çok uzak bir yere götürmüyoruz. Karadeniz Deresi'nde sizlerle buluşuyoruz ve yanımızda da muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hamdolsun. Sizi görüp daha iyi oldu. Karadeniz Deresi Mahalle Muhtarıyım. İsmi Sefer Şahin. İlk dönemim zaten. Burası 100 hane falan bir köy, 400 civarında nüfusumuz var. Evet. Genelde de yaşlı nüfusumuz var herhalde. Yok. Var mı gençler? Gençler de var. Gençler, yani göç yok buradan dışarıya. Merkeze göç yok. Yakın olduğu için gençler sanayiye gidip geliyorlar yani. Ha, burası evet çok yakın. Evet, 20 kilometre, 18 kilometre olduğu için gençlerimiz gidip geliyorlar. Ulaşımda sıkıntı değil. Gençler genellikle nereler çalışıyorlar muhtarım? Ya, sanayide işte kunduracısı var, efendim tornacısı var, dökümcüsü var. Her sektörü çalışıyor. Her sektörde var. Elektrikçisi var, tamircisi var. Peki muhtarım, burada ekim dikim alanlarına şöyle baktığım zaman yeşillik biraz. Neler ekiliyor, neler arazi, tarım arazimiz ileride. Evet, daha da ileride. Arka taraf. Ekim türünden buğdaydır, nohuttur, fasulyedir, çavdar, arpa, her çeşitten var. Nohuttur. Evet. Sebzeden her çeşitten var. Meyve, sebze hepsinden var. Tipik bir Anadolu köyü. Evet, çok güzel. Her şey güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Konya çok uzak değil. Özellikle şu taraftan TOK evlerini görüyoruz. Diğer tarafta gördüğümüz yer Gödene. Diğer tarafımızda da Çayırbağ. Tam bu üç bölgenin arasında kalmış güzel köylerimizden bir tane. Bir tanesinde sevgili izleyenlerimiz bugün sizlerle buluşuyoruz. Evet, Karadeniz Deresi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Böyle burada bir ikindi serinliğinde muhtarım birlikte, diğer abilerimiz birlikte. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkürler. İsim çok nedir? İyiyiz. Hasan Yılmaz. Hasan Yılmaz abi, bu köyde doğdunuz, bu köyde mi yaşadınız? Evet, bu köyde doğduk, bu köyde yaşadık. Konya evet. Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. Emekli de oldunuz. Evet. Maşallah otobüste, hiç göstermiyorsun. Otobüsten emekli oldum. Kaç yıldır buradayız, bu köydeyiz? 50 yıldır buradayım. 50 yıldır. Ha, sen Konya'da hiç kalmadın. Geldin gittin. Evet. Konya'da kalmadım hiç. Geldim gittim. 25-26 sene hizmet ettim belediyeye. Peki nasıl geçiyor burada Karadeniz Deresi'nde Ramazanlar? Çok iyi. Çok süper. Neler yapıyorsunuz? Ben boş bir iş yapmıyorum. Akşama yatıyorum. Kadar böyle. İkindi namazı vakti buraya. Öğlen namazı vakti buraya. Evden namaza. Namazdan eve. Tamam. Başka bir şey yok. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı siz Ramazanlarınız olsun. Biz de koşturmacı. Buranın nesi meşhurdur? Buranın bir şeysi yok ya. Kıraş memleketi. Kaç kilometre uzaklıktayız şu an abi? 20. 20 kilometre. Evet. Hemen şöyle Çayırbağ'ın arasından geçtikten sonra burası var, devam ediyor. Yok ya. Evet, her şey var diyor muhtarım. Yok bir şey tandır yok ya. Tandır ekmeği var meşhur. Ooo, tandır ekmeği vallahi hiçbir şey değişmez. Tandır böreği var. Tandır böreği de var burada. Evet. Hemen şu abime sorayım, herhalde abi evde sen yapıyorsun işleri herhalde. İsim nedir? Sıra bazen bana geliyor. Geliyor mu arada sırada? Evet. İsim nedir? Ahmet Çay ben. Evet, neler yapıyoruz Ahmet abi? Ben Konya'da mali müşavirim, ofisim var. Buralıyım. Buraya hafta sonu için mi geldik? Hafta sonu geliyorum, burada yazdığım var. Orada işte bugün yarın. Peki burada... Konya'dan buraya gelince havası bir değişik geliyor mu size? Tabii çok değişik. Nesi burada mesela? Böyle esintisi var. Ondan sonra... Güzel ya hava, yani her şey temiz burada. Evet, burada vakit geçiyor yani. Tabii geçiyor illaki. Peki nasıl geçiyor Ramazan ayı? Ramazan ayı iyi geçiyor. Konya'da daha mı zor? Konya'da daha zor tabii ki, daha çok sıcak oluyor. Evet. Burada daha serin, daha leziz bir ortam. İyi şimdi geçiyor. Tandır böreği falan dediniz. Tandır böreği derken neler var mesela? Yani nasıl neler var? Neli olur, patatesli mi olur, peynirli mi olur? Genelde soğanlı, şeyli, peynirli yapılır burada. Patates falan pek adet değildir yani. Güzel olur yani. Bol yağlı, yağlar şöyle şuradan siyer böyle. Böyle yenirler yani. Oh, öyle öyle yenir. Yani böyle bekmez. Ne güzel. Dedem nasılsın? Şükür. İsim nedir? İsmim ha. Evet, ismin. İsmim Seyit Kaya.
Seyit dedeciğim maşallah sana. Kaç yaşındasın? Ana yaşım 87. Daha fazlası olabilir diyorsun. Doğumum 930. Maşallah sana. Bu köyde mi yaşadın? Bu köyde mi doğdun? Evet. Neler yaptın gençliğinde? Gençliğimde mi? 5 yaşımda başladım. 87 senedir devam ediyorum. Yaşamaya devam ediyorum diyorsun. Heh. Var mı böyle hastalık hastalık bir şey? Allah'a şükür ne ağrım var ne sancım var. Çivi gibi. Allah'ım çivi sana gibi daha var. Hayırlı ömürler versin. Amin. Millet bilir. Bu tavlar değil. Ekin zamanında biz eskiden eğer orak vardı. Orağla ekin işlerdik. Oruçta. Şimdi ne var? Şimdi her şey kolay diyorsun. Şimdi biçer döverle her şey. Makinayla. Evde hanımın haberi bile olmuyor ekinin kalktığından. Doğru söylüyorum vallahi. Çok güzel doğru söyledin. Sen kimle kalıyorsun? Kim var yanında? Kimin yanındasın? Var mı işte teyze? Oğlum var, gelinim var, kızım var, torunlarım var. Onlarla birlikte ömür geçiyor. 30 sene torunum var. Maşallah. İsimlerini biliyor musun hepsinin? Bilmem. Onlar seni sayar, sever gelirler. Ben muhabir değilim, hepsini yazacak. Doğru söylüyor vallahi. Muhabir değil. Ben muhabir olmama rağmen aklımda tutamıyorum her şeyi. Yalnız kimlik numaranı desen söyleyivereyim. Her şey vallahi maşallah. 538 63 29 30 10. Dedem her şeyi biliyor. Dedeciğim, camiye mi geldin sen şimdi? Evet. Dedeminle okul arkadaşıyız lan. Biz bilmeyiz. Gödene'de okuduk. Gödene'de okudun okulu. Evet. Kaç yıllarıydı hatırlıyor musun? 37, 36, 38. 1938'den. Evet. Oo maşallah. Dedem zehir yani hafızası. Gerçekten. Allah'ım kabul etsin. Ezan okundu, sen namaza gireceksin. Senin aklın namazda değil mi şimdi? Ezan okundu çünkü dedem bir yandan da böyle camiye yetişeyim dedi. Allah'ım sana hayırlı ömürler versin inşallah. Amin cümlemize. Nice cümlemize. Bayramlar, nice torunlarınla Allah, birlikte inşallah. Allah cümlemize uzun ömür versin. Sıhhat afiyet versin. Memleketimize gavur ayağı bastırmasın. Gavur hizmet sünnetmesin. Bütün ümmeti Muhammed'i. Allah razı olsun. Bize de dua et olur mu dedem? Buyur. Bize de dua etmeyi unutma olur mu? Şimdi bak bütün ümmete dedim. Doğru. Bütün ümmet deyince İçine ben de girdim. Türkiye'den de hariç. Bütün Müslümanlara. Bütün ümmet Müslümanlara. Allah razı olsun. Ya ben adam ayırmam. Bütün dedem diyor özel dua bütün, yok yani. Tüm ümmete bütün, dua ettim arasında bütün faydalı. Bütün ümmeti Muhammed'e. Allah razı olsun. Çok teşekkür Cümle. Ederim. Sağ Hayırlı Ramazanlar Cümle. Diyorum. Dedem Allah namaza Allah. Gidecek. Bizler de devam ediyoruz. Evet, Karadeyin Deresi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Dedeciğim nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sizler iyisiniz. Teşekkür ederim. İsmin nedir? İsmim Mehmet Güneş. Evet, Mehmet amcacığım neler yapıyorsun? Valla köyde bahçe işleriyle uğraşıyoruz işte. Neler var bahçende? Bahçemde zebzemiz var, üzümlerimiz var, kayısı, elma, erik bunlar var. Üzüm oldu mu? Ya olmaz. Daha olmaz, olmaz değil mi? Ne zaman olmaz. Olur? Ne zaman yeriz üzümü? Üzümü tam yemek için daha 1,5 ay, 2 ay sonra anca yeriz. Daha şu an goruk mu? Ya goruk ya. Goruk da güzel olur biliyor musun? Evet, evet. Ekşisi mekşisi tabii, falan. Tabii. Evet. Başka nelerin var meyven? Kayısı var dedi. Kayısı var. Ha. Bu sene kayısılarımız üşüdü her şey. Bayağı bir şey, yiyecek yok yani şu anda. Biz yarardık, kurudurduk. Şimdi yok. Yemeğe de yok yani. O kadar çok olmadı bu sene. Olmadı, olmadı. Üşüdü. Üşüdü. Evet. Peki Ramazan ayın nasıl geçiyor? Çok iyi. Allah'ımıza şükür olsun. Neler yapıyorsun Ramazan'da? Oruç, orucumuzu tutuyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Evden camiye, camiden eve gidip geliyoruz. Allah'ımıza da şükrediyoruz inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu Karadeyin Deresi'nin nesi meşhurdur? Karadeyin Deresi'nde her şey var. Malcılık da var, zebzecilik de var, efendime söyleyeyim. Sanata gidenlerimiz de var, nakliyacılar da var, hepsi var. İşimiz bol yani köyümüzde. Evet maşallah. Kalabalık mı burası? Burası 100-110 tane ancak işte var. Ancak. Evet. Höşmerim de mi var?
Oo, onların detaylarını höşmeri mi var? Höşmeri mi? Kaymak olması lazım. Kaymak olacak şöyle. Kaymağı bulamayız şimdi. Köy yerine kaymağı bulamayacağız da nerede bulacağız? Mal olmayınca nerede bulacağız? Ha, böyle ya. Bir güzel bir... Olur. Ama olan da olur. İsim nedir? Mehmet. Mehmet dedeciğim, nasılsın, iyi misin? Şükür be. Şükür. Neler yapıyorsun? Yan yatıyorum. Ne yaşta ne yapacağım? Kaç yaşındasın? 79. 79. Maşallah. Şimdi ikindi namazını kıldın. Allah kabul etsin. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Şükür. Yattığım yerde geçiyor. Allah'a şükür. Ramazan mı kılıyor? Abdest mi alıyor? Ramazan mı kılıyor? Yiyip yatıyoruz. Şimdi ikindi namazını kıldın. Ondan sonra ne yapacaksın? Eve mi gideceksin şimdi yavaştan? Açık adam olursa lak lak yaparız. Olmazsa eve vuru kafayı iftara kadar yatırım. İftara kadar, ondan sonrasında da iftar açar. İftar açar. Aşağı namaz mı kılar? Ondan sonra şeye gelir. Teravih'e gelir. Allah'ım kabul etsin amin, inşallah. Amin, cümlemize. Allah'ım hayırlı ameller nasip amin. Etsin. Amin. Evet. Amin. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Şükürler olsun ablacığım. Evet. Hemen bir siz tanıyalım. İnşallah. Köy sakinlerinden ben Mustafa Koç. Evet. Emekliyim. Neler yapıyoruz? Çiftçilik işte. Emekli başka. Olunca bile iş bitmiyor değil mi? Emekli olunca iş daha çoğalıyor. Ya. He. O zaman ne çoğaldı mesela? İş ne çoğaldı? İşte işe giderken belli bir işimiz vardı. Emekli olunca köyde çiftçilik başladı. Zepsi, Harman hepsi başladı. Daha çoğaldı. Hı. Onun için işler daha sık. İşte bol çalışana. Allah'a şükür olsun. Çalışıyorsan işte çok. Çok. İşte çok, para da çok çalışana. Tabii, para da çok. Evet. İşte biraz malcılık yapıyoruz ufak tefek. Boş durmuyoruz yani. Şimdi sen höşmerim dedin. Buranın höşmerim nasıl olur? Höşmerim güzel olur. Kaymaklı mı olur? Kaymaklı olur. Ondan sonra yiyeceğim. Hanımlar güzel yapar mı? Yapar. İnşallah, buyurun gelin ben size İnşallah yaptırayım. İnşallah Ramazan'dan sonra bir alalım sözünü. Söz. Şimdi bana diyorlar sen ki böyle her gittin, her gittin yerde söz veriyorsun diyorlar. Bu sene de söz verdin sen bana. Hiçbir yere de gelemiyoruz böyle durumda. İnşallah bu sene gelelim abi. İnşallah. Beklerim. İnşallah. Kaymaklı öşmerim tatlısı. Söz. Tamamdır. Tamam. İnşallah. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Nasılsınız? Şükür elhamdülillah. Hemen bir siz tanıyalım. Hoş geldiniz. Benim İbrahim Sucu. Karadeniz. Köy sakinlerinden. Hayırlı günlerin olsun dedem. Sağ ol. Bir de el sallayalım. Bir de el sallıyoruz dedem benim ya. Dedem bize dua etti. Tüm ümmeti Müslüman'a dua etti. Beni bir daha bulup da konuşturamam. Nedenmiş o? Neden? Şimdi siz gideceksiniz, ben de evime gideceğim. Ha, ondan sonra diyor bir daha da göremezsiniz beni. Allah'ım sana hayırlı ömürler versin dedem. Allah cümlemize selamet versin. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Cümlemizde. Evet, dedemi de uğurladık. He, abi sen neler yapıyorsun? Ben ismim Meran Belediyesi'nde çalışıyorum. Bu sakinlerin, köy sakinlerinden İbrahim Sucu. Evet. Meran Belediyesi'nde çalışıyorum. İşte cumartesi pazar tesis bazı evdeyim. Evet. İşte ikindi namazına geldim. Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Allah'ım kolaylık versin inşallah. Evet, şöyle devam edelim. Abilerimiz camiden çıktılar şöyle gölgede. Oh, ne güzel oturuyorlar. İsim nedir abi? Mehmet Ali Döngel. Mehmet Ali Döngel. Evet. Evet, nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür şimdilik iyiyiz. Sen de bu köyde doğdun, büyüdün. Tamam, burada doğdum. Neler yaptın? Burada hala iş güç var mı, yoğunluk? Buyur. İş var mı, iş? Neler yapıyorsun, iş çalışıyor musun? Kendi işimizdeyiz. Nefes ekiyoruz kendi işimizde. Çıkan bir şey var mı? Domates falan? Daha çıkmaz değil mi? Daha çıkmadılar diye onlar. Karakaplardan. Salataktan birikten, kabaktan belki bir iki olabilir. Daha çıkmadılar onlar. Ramazan ayın nasıl geçiyor Karadeniz? Ramazan çok iyi. Evet. Çok iyi. Allah'ım daha çok iyilik versin. Amin cümleyle. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Evet, gerçekten de çok güzel köylerimizden bir tanesi, bugün sizlerle birlikte buluştuk. Karadeniz Deresi'nde amcalarımızla sohbet ettik. Ramazan'ın bütün güzelliklerini ekranınıza taşımaya devam ediyoruz. Bizler bugünkü programımızda Karadeniz Deresi'nde sizlerle buluştuk. Yarın bakalım hangi köyde olacağız, ama öncesinde şimdi Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerine gidiyoruz ve günün indirimleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.
programımızın bu bölümünden herkese tekrar merhabalar. İndirimleri bizler sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programımızın bugünkü bölümü de Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri'nin Lale Bahçe Şubesi'nde sizlerleyiz. Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri'nin Lale Bahçe Şubesi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz dedik ya. Ramazan'ın coşkusu, bayramın coşkusu bütün hızıyla devam ederken Lale Bahçe Şubemizde Kazım Bey ile birlikteyiz. Nasılsınız? İyiyim Sibel Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Dinamik, aktif, müthiş bir mağazamızdayız yine. Tabii ki böyle bu şeker tezgahlarını görünce biraz bayram sevincini içimizde hissediyoruz. Evet, biz Çelik Kayalar olarak her yıl olduğu gibi mağazalarımızda, tüm alışveriş merkezlerimizde bu heyecanı, bu coşkuyu erkenden yaşatmaya başladık. Yine gördüğünüz gibi şeker ve lokum tezgahlarımızı erkenden açtık ve bu heyecanı erkenden başlatmaya, bu şekilde göstermeye başladık. Peki şöyle baktığımız zaman Kazım Bey, her bütçe uygun şekerimiz, çikolatamız var mı? Evet, aynen her yıl olduğu gibi Çelik Kayalar'da hem cebe uygun hem de her kesime uygun şeker ve lokum fiyatlarımız sergilenmektedir. Evet, yani gelin bakın, özellikle diyorum ki iftardan sonra gelin hepsinin tadına tek tek bakın. Hiç problem değil değil mi? Aynen o şekilde. Hiçbir şekilde kısıtlama yok. Herkes tadına bakıp rahat bir şekilde alabilir. Şimdi yine kolonyalarımız, özellikle böyle olmazsa olmazlar birçok yine firmamızın kolonyası, lokumlarımız, özellikle ben buna bayıldım. Evet, bu yıl değişiklik olarak bu şekilde paketleme olarak bir ürün çeşidi girdik. Bayram. Yani ambalajı kendi içinde. Aynen o şekilde, ambalajı kendi içinde rahat bir çok servis yapabileceğimiz şekilde bu şekilde paketleme yapmış firmamız. Gayet de uygun ve güzel. Evet, şöyle devam ediyoruz lokum çeşitlerimiz. Kayseri lokum var mı? Evet, Kayseri lokum var. Yaşlılarımızın özellikle tercih ettiği bisküvi arasına. Çok güzel. Kayseri lokum. Bu sadece Konya özgü bir tabir. Kayseri lokumumuz ve diğer fındıklı, fıstıklı, çifte kavrulmuş jölelerimiz. Aynen öyle. Emin jölelerinde lokum bizde bulunmaktadır. Fiyatı da uygun. Evet, dediğimiz gibi her bütçeye, her seçeneğe uygun şeker alışverişlerinizi, özellikle çikolata alışverişlerinizi ve lokum alışverişlerinizi Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri'nin tüm şubelerinden yapabilirsiniz. Şimdi günün indirimlerine geçelim mi? Evet, aynen. Şimdi indirimlere doğru gidelim. Hadi o zaman hiç ara vermeyelim. Hemen orada ben indirimimizi görüyorum zaten. Bir Egeli olarak zeytin meyve soframın vazgeçilmezi. Aynen öyle. Vazgeçilmez sofraların siyah zeytin. Siyah mı seversiniz, yeşil mi? Ben yeşili daha çok severim ama siyah da vazgeçilmezlerden biri. Gayet güzel. Ben sıkıldım mı? Bir hafta siyah yersem bir hafta yeşil. Öyle, kişiden kişiye değişiyor. Aynen öyle, damak tadı. Bazen böyle evdekiler sayarlar ne kadar çok zeytin yemişsin derler. Bir Egeli olarak zeytin bizim kültürümüz. Şimdi müthiş bir fiyat görüyorum Cebel kalitesiyle. Cebel siyah zeytin bütün tüm şubelerimizde orta taneli 1 kilogram 10 lira 90 kuruş. 10 lira 90 kuruş. Özellikle bayram sofralarında aileler toplanacak, güzel kahvaltılar yapılacak, mutluluklar böyle havada uçuşurken kahvaltı sofralarını süsleyecek müthiş bir ürünümüz. Bir daha alalım mı Kazım Bey? Cebel siyah zeytin tüm Çelik Kayalar alışveriş merkezlerimizde 1 kilogramı 10 lira 90 kuruş. 10 lira 90 kuruş tüm şubelerden alabilirsiniz. Evet, iftar sofralarının özellikle vazgeçilmezi şöyle müthiş bir demlenmiş tavşan kanı bir çaydır. Doğru mu söylüyorum? Aynen öyle. Özellikle iftardan sonra vazgeçilmezlerinden biri olan çay. İçmek zorundayız. Herkesin içtiği gibi. Aynen o şekilde. Evet. Bir de bayramlarda tabii gelen giden olacak, eş dost akraba. Hadi bir çay demleyelim içelim fasılları olacak mı? Aynen o şekilde. O zaman ne alacağız? Ne alacağız? Güzel bir fiyat verelim. Bunu alalım. Evet. Şu an tüm Çelik Kayalar alışveriş merkezlerinde Karali hediyelik 1 kilogramlık çayımız 12.99. 12 lira 90 kuruş ve tüm şubelerimize geçerli bir fiyatımız. Sevgili hanımlar, biliyorum gittiğim köylerde de görüyorum artık evlerde böyle yoğun bir temizlik haftasına girildi. Bayram sebebiyle tabii ki böyle o yataklar, yorganlar, şöyle bir çeyizlik ürünler hepsi serilecek ya. Emin olun her gün çamaşır makineleri böyle çalışıyor. Aynen öyle. Bu hafta başladığı gibi hızlı bir şekilde temizlik reyonumuza gerçekten iyi satışlar olmaya başladı. Siz evde de başladı mı temizlik? Aynen öyle. Benim eşim de başladı temizliğe şimdi. Yavaş yavaş bayram temizlikleri başladı. Allah'tan ben çalışıyorum ve bayramda burada değilim ya, biraz yırtıyorum. Ama hani tabii ki temizliğimizi de yapıyoruz ama öyle bir Konya hanımları gibi bütün halıları, kilimleri sokağa atıp böyle bir havalandırayım, bütün ev baştan aşağı dökeyim, yeniden yapayım diye yalan değil temizlik yapamıyoruz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi Konya'nın halkı gerçekten hani öyle bir temizliğe kalkıyor ki baştan ayağa.
Sokaklara halılar seriliyor, yorganlar dışarıya atılıyor balkonlara. Aynı o şekilde temizliğe başlanıyor. Hanımlara kolay gelsin deriz ve müthiş bir fiyat verelim. Evet, şu an tüm Çelik Kayalar alışveriş merkezlerinde olduğu gibi Rinso 7 kilogram matik 17 lira 85 kuruş. Müthiş bir fiyat. 7 kilogram ve konsantre değil mi? Evet, aynen öyle. Rinso matik şu an tüm Çelik Kayalar alışveriş merkezlerimizde 7 kilogramı 17 lira 85 kuruş. Müthiş bir fiyat ve 46 yıkama yapabiliyorsunuz. 17 lira 85 kuruş. Evet, tüm bayanlara buradan duyurulur. Tüm bayanlara duyuruyoruz ve tüm bayanlar illa Lalebahçe Şubesi'ne mi gelmemiz gerektiğinizi dediğinizi duyar gibiyim. Hayır, bütün Çelik Kayalar alışveriş merkezleri şubelerinden satın alabilirsiniz. Bizler bugünkü programımızın bu bölümünde Lalebahçe Şubesi'nde buluştuk. Yarın sizlerle buluşacağız. Son olarak neler söylemek istersiniz Kazım? Son olarak ne söylemek istiyorum? Ramazan'ı çok güzel bir şekilde geçtik, hayırlısıyla inşallah. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'ım nice Ramazanlara kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Hep beraber, hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi bizler Lalebahçe Şubesi bugünkü programımızda sizlerle buluştuk. Yarın sizlerle yine farklı bir programımız ekranlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.